Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Deathmatch World Cup'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Portugal'la Polonya'nın 3. maçındayız. Bakalım Portugal bu maçı da alıp 3-0 gibi bir skorla bir üst sıra ismini yazdıran isimlerden birisi mi olacak? Ama Polonya'nın artık bir hamle yapması gerçekten gerekiyor. Irk olarak ikisinde de burada Vikingler var ve map'imiz Arabia. Vikinglerin siege birimlerinin yanında şampiyonları falan da güçlü yani. Burada iki tarafta Berserk veya şampiyon basabilir. Hemen burada Vikinglerin bonuslarına bakalım. Piyadelerin canı yani şampiyonların canı daha fazla. Gördüğünüz gibi imparatorluk çağında başladıkları için %20 daha fazla canla oynuyorlar. Ayrıca burada Berserkler, Berserk şifası upgrade ile Berserklerin canı gitgide hızlı bir şekilde yenileniyorlar. Ayrıca burada klan şefleri upgrade ile piyadeler süvarilere ekstra hasar veriyor. Yani atlılara karşı da şampiyonlar, spearlar ekstra bonuslu vuruyor. İçeriye giren Light Cave'i burada bastığı ilk spear ile kovalamaya başladı. Muhtemelen bir ya da iki vuruşta, gördüğünüz gibi tek vuruşta 35'e yakın bir hasar veriyor burada. 8 ataklı olmasına rağmen Spear orada 35'e yakın bir hasar verdi. Portugal'ın Light Cave'i de Foster'ın bastığı Light Cave'ler tarafından şu an düşürüldü ama Light Cave gerçekten çok gereksiz bir hamle burada. Foster'dan ezber bir oynayış geliyor Vikinglere karşı. Cavalier çok güçsüz kalacaktır. Biraz önce bakmıştık bonuslara, siz de gördünüz. Piyadelerin ekstra bonusları var. Burada arbalestleri de güçlü diyecektim ki Vikinglerin. Şu an Portugal'da arbalestse doğru bir yöneliş var. Sanırım kaleleri attıktan sonra Berserk'e dönecektir. Çünkü Berserklerin canı gitgide yenilenmesiyle birlikte güçlü birimler haline geliyor. Burada Scorpion'da rakibin infanteri yani piyade gitmesine karşı alınan bir önlem gibi Poser'da şampiyonlarını basıyor şu an. Ama karşısına gelecek buradaki Scorpion ve Arbaletsler orada şampiyonları yanlarına bile yaklaştırmayabilir. Burada Arbalet sayısı gitgide artmaya başladı ve Cortigal attığı buradaki Siege Workshop'larıyla Ram'ler de basıyor. Çok ani bir şekilde saldırıp bir anda Poser'ı elediğini, turnuvanın dışına ittiğini görebiliriz. Sol taraftan Cortigal arbaletleriyle ilerlerken Poser'da sağından doğru yavaş yavaş şampiyonlarıyla geliyor. Bakalım orayı fark edecek mi derken Cortigal ilerleyişine devam ediyor. Arbalestlerle çok rahat işçi kesebilir. Çok rahat rakip base'de sıkıntı yaratabilir. Ama buraya gelen şampiyonlar böyle etrafı wall'lanan işçileri düşüremeyecektir. Arbalestlerle birlikte orayı kovalamaya başladı. Bir yandan da hem sağdan hem soldan şu an ilerleyişini yapıyor Cortigal. O sıra göre daha iyi bir oyuncu şekli çizdi bize en azından şimdiye kadar. Burada yollanan Ram yalnız kalınca hem Mangoneller hem şampiyonlar tarafından rahatlıkla düşürüldü ama hem Scorpionlar hem burada Mangoneller birikmeye devam ediyor ve biraz sonra gerçekten Poser'ın şampiyonlarına zor anlar yaşattığını görebiliriz. Base'ine gelmeye çalışan buradaki şampiyonları Arbalestler bir güzel temizledi ve şu an ortaya doğru Arbalest akını başladı. Burada Vikinglerin Arbalestleri normal oyunda da çok tercih edilen bir birim olsa da Poser garip şekilde şu an Arbalest'e gitmedi. Portugal bastı Arbalestleriyle birlikte Poser'ın base'inin etrafında o kadar büyük problem yarattı ki üst tarafta sadece 4 tane işçi kesti. Şimdi Berserk'e doğru bir dönüş var. Poser Berserk'e dönecek. Orada TC atmaya çalışan işçiyi kesebilecek mi diye bakıyorum ama Berserkler düşürdü. Şimdi ortada asıl savaş çıkıyor. Berserklerle, şampiyonlarla Poser Portugal'a ilerlemeye çalışsa da Mangonellerden o kadar iyi atış geldi ki burada şampiyonları yanına bile yaklaştırmadı. Yine Arbalet tercihiyle, Mangonel tercihiyle Portugal çok güzel bir hamle yaptı. Orada bayağı bir şampiyon ve Berserk düşürdü. Bir de Mangonellere doğru güzel atışlar geliyor şu an. Poser'ın getirdiği Mangoneller de düşürüldü. Portugal bu savaştan önde ayrılan isim gibi o anda zaten öne geçerek bunu bize kanıtlamış oluyor. Sağ tarafa doğru bir işçisiyle Portugal yılanlayarak Siege Workshop'lar TC'ler atmaya çalışıyor ama Big Poster orayı erken fark etti. Şu an 18 ataklı Berserkler gördüğünüz gibi canları da sürekli yenileniyor ve işçi kesmeye doğru gidiyor. Mesela Castle'dan 2 yemesi aslında
Özellikle tisilerin altında canlarını doldurarak çok uzun süre yaşayabiliyorlar. Üst tarafta bastığı remlerle birlikte Posser, daha doğrusu Cortical Posser'ın atmaya çalıştığı Kessel'ı düşürmeye çalışıyor ama Posser da burada yine getirdiği bizyoklar sayesinde orayı düşürmeyi, daha doğrusu oradaki remleri düşürmeyi başarsa da ortadan ilerleyen Arbalet ve Onager saldırısından kurtulamıyor. Gördüğünüz gibi Onager'lar orada yaklaşan bizyoklere o kadar hasar verdi ki daha gelmeden buradaki Onager'lara vuramadan 15-20 tane bizyok düşse de şu an Arbaletler sayıca çok az kaldı. Hatta Arbaletler şu an bitti ve bizyokler bir bir oradaki mangonelleri düşürüyor. Gördüğünüz gibi canları da çok hızlı bir şekilde yenileniyor. Arbalet saldırmasına rağmen orada iki Arbaletsi uzun süre tanklamayı başardı. Şu an görüyorsunuz saniyede bir canı, neredeyse iki canı yükseliyor ve gerçekten Arbaletler bizyok düşürme konusunda çok yetersiz kalıyor. Posser buradan artık ittirmeye başladı. Mangonelleriyle birlikte, bizyokleriyle birlikte Cortical'ın ordularını temizleyince Cortical'ın base'ine doğru yavaş yavaş akmaya başladı. Bir de burada Light Cave ve Cavalier'ler görüyorum. Sanırım o Cavalier'lerle Light Cave'lerle remleri düşürecek. Rem basmaya da Posser başlıyor ve şu an durumu belki de 2-1'e getirme şansını yakaladı diyebiliriz. Burada sayıca bayağı öne geçti aslında. Asker sayısında 2 katından daha fazla şu an Posser. Cortical'ın belki de ilk defa bu kadar bariz önüne geçti. Ama üst taraftan çıkardığı kiremle Cortical orada Posser'ın castle'ını yerle bir etmeyi başarıyor. Yolladığı 2 tane Arbalest'le birlikte de Cortical yukarıdan işi kesmeyi hiç bırakmıyor. Yine sola doğru castle'larla bir bir açılarak harita kontrolünü ele alıyor. Ortadaki bu castle'da gerçekten haddinden fazla dayandı şu an. Ama üzerine gelen 5 Ram tarafından ve oradaki Bizarklar tarafından Cortical'ın sağ taraftaki hilin üzerine attığı buradaki castle düşürülebilirdi ama garip şekilde oradaki 5 tane remini birden geriye çekiyor. Sol tarafa doğru bir saldırı yaptı sanırım. Soldan doğru böyle içeriye doğru yavaş yavaş ilerlemek istiyor. Buradaki castle'ı bırakması çok büyük hata oldu. Şimdi oradaki 5 remiyle tekrardan ilerlemek istiyor ama geçti Bor'un pazarı diyelim oraya. Bizyoklarını getiren Cortical remleri artık daha rahat düşürecektir ama Posser'da oraya çok fazla bizyok getirince o castle'ın dayanma gücü kalmayacak gibi Posser orayı düşürdü. Sol taraftaki yine Cortical'ın ilin üzerindeki castle'ını da düşürmek için 5 rem de oraya yolladı. Ve 5 tane rem gördüğünüz gibi aynı anda vurduğunda 2000'den fazla can götürüyor. Orada bizyoklar kaleden çıksa da remleri sanırım düşürmeye yetmeyecek. Bakalım son 3 rem. 3 rem bakalım burayı yıkabilecek mi? Son 1000 küsür canı kaldı ama oraya gelen bizyoklar yeterli oluyor ve rem kaleyi düşüremeden burası tamir ediliyor. Üst tarafı koruyamadı ve üst taraftan remleriyle birlikte, bizyokleriyle birlikte içeriye doğru ilerleyişi sürüyor. Posser gerçekten oyuna iyi döndü diyebiliriz. Orada bizyokler yaklaşmaya çalışan Mangoneli ve şimdi de diğer bizyokları düşürerek kendi remlerine yolu açtı. Gelen bizyokları burada aslında remlerin arkasına Arbalest koymak çok daha mantıklı bir hamle oluyor. Ortadaysa bastığı 3 Spear ile birlikte Cortical orada 10'dan fazla Mangonel düşürecek. Cortical'dan yine iyi bir hamle diyebiliriz. Oraya Cavalier ile gelip şimdi Spear'ları, Pikeman'ları düşürüyor. Yine Posser orayı erken fark etti. Üst tarafı da Posser bastığı bizyoklarla birlikte sanırım savunacak işçiler. Castle'ı tamir etmeye devam ediyor. Oraya Berserk gelmeye devam ediyor. Ama Posser ise içeride. Burada oduncuları da bir bir düşürüyor şu an. Posser Cortical'a ciddi bir hasar verdi. Ama kendi de bayağı bir ekonomik yönden kötü etkilendi bu savaştan. Çünkü çok fazla asker kaybetti. Sola doğru Cortical iyice açılıyor şu an. Haritanın soluna doğru kuruluyor. Sağ tarafındaki üstünlüğünü kaybedince sola doğru geri çekiliyor. Buradaki iki tane Remi ile birlikte Posser o castle'ı düşürdü şimdi. TC'yi de düşürmesi işten bile değil. Ama oraya gelen Berserk bakalım düşürebilecek mi? Pikeman zaten canı bir olan oradaki ilk Remi düşürdü. İkinciyi de işçilerin yardımıyla şu an düşürecek gibi. Ama orta taraftan bu sefer Mangonellerle birlikte oradaki TC düşürüldü. Ve ilerleyiş kaldığı yerden devam ediyor. Posser gerçekten şu an
diğer maçlara göre çok daha iyi bir performans sergiliyor. Ama işçi sayısında yine de Cortigal 40 kişilik bir fark açmayı başarmış. Sola doğru kurulmaya, ekonomisini genişletmeye devam ediyor. Poster'ın asıl hatası şimdiye kadar hep turnuvada bu oldu. Ekonomisini çok genişletemedi, ekonomisini çok yayamadı. Bu yüzden şu an çok fazla ığladığımı fark ediyorum arkadaşlar yine. Yine Battle of Africa'da ve Red Bull Ovalarda bu ığlamalara karşı yorumlar gelmişti ama gerçekten engelleyemiyorum. İstemsiz şekilde oluyor. Bir şeyler olmadığı sürece bir, ya da iki olayın arasında geçiş yaparken istemsiz şekilde ığılıyor insan. Ya da mesela burada düşünüyorsunuz, ismi neydi, birimin ismini düşünüyorsunuz ya da teknolojinin ismini düşünüyorsunuz, o ara ığlamanız gerekiyor ya da ığlama direkt olarak kendiliğinden ortaya çıkıyor. Sola doğru bir işçiyle Cortical yılanlamaya çalışsa da Poser bunu fark etti ve 4 peşine takıldı. Orada işçiyi 2 ya da 3 vuruşta düşürecektir. Oradaki işçisi de düştü. Şimdi burada Remy ile birlikte Poser'ın yine Castle'ını düşürmeye çalışmıştı ama daha doğrusu Cortical'ın Castle'ı düşürülmeye çalışıldı ama Cortical en azından şimdilik base'ini korumayı başarıyor. Ön taraftaki Castle'larını kaybetse de base'in içindeki Castle'lar şu an tamir ediliyor. Sol taraftan Rem'lerle birlikte tekrardan burada Poser yaklaşacak gibi ama Portugal bu sefer biriktirdiği büzüklerle buraya çok daha hazırlıklı yakalanacak. Yine sağ taraftan bastığı büzüklerle mangonelleri arkadan çevreliyor. O mangonellerin düşürülmesi Poser'ın ekonomisini ciddi yaralayabilir. Oradan büzükler mangonele saldıran büzüklere gidince sol tarafta Rem'ler savunmasız kalıyor ve Portugal'dan çok iyi bir hamle geldi. Oradaki tüm remleri ve mangonelleri şu an temizliyor. Poser'ın berserklerini de düşürüyor ve oyunda öne geçmeyi başarıyor. Puan olarak 2000 puanlık bir fark açıldı şu an. Asker sayısı olarak da Poser'ın 2 katına yükseldi. İşçi sayısında zaten çok daha önde ve artık saldırı sırası yavaş yavaş Cortigal'a doğru geçiyor. Sol taraftan da bastığı buraya berserkleriyle ve stable'ıyla, siege workshop'ıyla bir yandan böyle sol arkadan girip direkt olarak arkadaki ekonomiyi de düşürebilir. Buraya bastığı Berserk fark edilmeden içeriye girmiş ve orada birçok işçiyi düşürüyor şu an. 5. işçisini düşürdü. 6, 7, 8. Orada 10'a yakın işçi, 30'a yakın işçi var. O 30 işçiyi eğer Poster fark etmezse hepsini tek bir Berserk tarafından düşürüldüğünü göreceğiz. Sağ taraftan yine Cortigal Berserkleriyle Farmer kesmeye devam ediyor. Ama asıl hamleyi burada yukarıya soktuğu tek bir Berserk yapıyor ve tek başına hiç fark edilmeden onlarca işçi kesiyor orada. Sağ taraftaki Berserk de yine bayağı Farmer kesti ve ilerleyişine devam ediyor. Chase'in altında artık Poser oraya Berserkleriyle müdahale etmek zorunda kaldı. Ama bu sefer de sol taraftan Cortigal remleriyle Berserkleriyle yaklaşıyor. Ortadan Rem'ler, Berserkler yaklaşıyor. Burada Trap de kurulmuş. Şu an Cortigal oyunu gerçekten çok iyi idare ederek geri dönmeyi başardı. Burada o içerideki Berserk sanırım bu iki Berserk'e ya da Castle'ın menziline girince düşürüldü ama gerekli hasarı çoktan vermişti bile. Ortadan yapılan şu an o Castle'lara doğru yapılan Rem baskınıyla birlikte Poser'ın ana buradaki üssü, savaş üssü diyebileceğimiz bölge bir bir düşürülüyor. Poser bastığı remlerle buraya gelmeye çalışsa da Cortigal bastığı buradaki Berserklerle birlikte yolda yakaladı ve remlerin birçoğunu düşürdü. Orayı Poser şimdilik Berserkleriyle korumayı başarsa da sol tarafı koruması imkansız gibi duruyor. Burada remler ve trap castle'ları düşürmeye başladı. Berserkler yine buradan yaklaşıyor. Sola doğru Siege Workshop'lar kuruluyor ve Berserkler artık House'ları da yıkmaya gidiyor. Hemen rakibe geçersek burada Poser'ın şu an 200 popülasyonu var ama Castle'lar, House'lar yıkıldığında bir anda House'lanıp asker basamadığını görebiliriz. Bu da gerçekten iyi bir strateji olacaktır. Cortigal oyunun başında atılan ve yıkılan Castle'ın yerine yenisini yapmaya çalışıyor ama oraya şimdi 16 Berserk ile birlikte Poser yaklaşıyor. İşçilerin etrafını aslında wall'leyebilirse orada Castle'ı tamamlaması işten bile olmaz. Ama burada dediğimiz gibi Cortigal sol tarafta yaptığı 6 remi ile orada önce Siege Workshop'ları şimdi Barracks'ları o kadar hızlı düşürüyor ki Poser'ın dayanma gücü, asker basma gücünü burada yok edecek. Yine sol tarafta yaptığı remlerle birlikte oradaki TC'leri düşürüyor.
Foster'ın B'si ciddi şekilde tehdit altında. Sağ tarafa atılmaya çalışılan Castle şu an derin kesilmesiyle dinaylanıyor ve Cortical yapması gereken hamleyi yine doğru anda yapıyor. Arvalex'e doğru bir dönüş yapıyor. Ramlerin arkasına aslında böyle 10-15'le basıp 60 tane Arvalex koyduğunuzda durdurulmaz bir güç oluyorsunuz. Sanırım onu deneyecek. Burada House'lar yıkılıyor, Barracks'lar yıkılıyor. Sol taraftan ilerleyiş kaldığı yerden devam ediyor. T'sinin düşmesiyle işçiler açıkta kaldı ve o işçileri de Cortical'ın bizörkleri düşürecek. Şu an House'lanmaya yavaş yavaş başlıyor. Orada 200 House popülasyonundan aşağıya doğru azalmaya başladı ve gitgide bu 175'e kadar düştü. Biraz sonra üst taraftan da düşen House'lar nedeniyle 120'ye kadar sınırlanabilir popülasyonu. Arkada Berserker yine burada Farmer kesiyor, getirdiği Remi ile milleri düşürerek işçilerin daha çok idle kalmasını, daha çok yolda gezmesini sağlayacak. Yine buradaki Berserker bayağı bir Farmer kesti. Üst taraftan da gelen Berserker'le Farmer kesiyor. Remler House'ları o kadar çok düşürdü ki şu an 160'a kadar düştü popülasyonu. Ama Foster bastığı çok az. Buradaki Berserker ile B'sinin son çırpınışlarıyla savunmaya çalışıyor. Turnuvaya veda etmek istemiyor. O yüzden gerçekten çok iyi bir direniş gösterse de Cortical'ın karşısında yeterli olmayabilir. Oraya çünkü gelen Arvalex'ler Berserker'lere göz açtırmayacak gibi duruyor şimdilik. Sayısı biraz yetersiz olduğu için güçlü durmuyor ama bir 20-30 sayısına ulaştığında bile ne kadar etkili olduğunu bize bariz hissettirecektir. Foster'sa bastığı burada 14 Berserker ile oradaki Siege Workshop'ları düşürmek istiyordu ama Cortical da buraya yine Berserker'lerini yollayarak burayı tutmaya başarıyor. Bu arada Treb'ler gelmeye başlamış. Rem'ler geliyor şu an. Arbalet sayısı da hemen bakalım şöyle 20'ye yaklaşmış ve gitgide artmaya devam ediyor. Burada biraz daha Rem biriktiğinde Foster'ın Castle'ları da dayanamayacak. Foster'ın son yeri aslında şöyle. Haritada tek şekilde gözüküyor. Şu bölge haricinde Poster'ın hiçbir şekilde ekonomisi binası kalmadı. Ama Cortical'ın haritaya ne kadar iyi yayıldığını görüyoruz. Burada Castle'lar atmaya da devam ediyor. Orada Berserker'ler buradaki Rem'leri düşürmeye gelse de Rem'in içinden çıkan Berserker'lerle birlikte Arbalest'ler Poster'ın buradaki Berserker'lerinden birçoğunu düşürecek. Ve oradaki Castle'lar artık Treb'lere dayanamıyor. İşçilerle tamir etmediği için Treb yavaş yavaş orayı düşürdü. Berserker içeri girip birkaç tane de mangonel düşürse de şu an Castle'lara doğru ilerleyiş sürüyor. Yine sol tarafta bastığı Berserker'lerle birlikte Poster bir yandan sol taraftaki Siege Workshop'ları temizleyerek base'ine gelen Rem'leri, Rem saldırılarını engellemeye çalışıyor. Cortical ortaya doğru Rem ve Treb akıtmaya devam ederek burada özellikle en öndeki Castle'ın artık canı çok az kaldı. O Castle'ı da rahatlıkla düşüreceğe benziyor ve sağa doğru da burada yolladığı bir Berserk orada 5-10 tane Farmer kesebilir derken Foster tarafından GG verildi ve bir üst sıra yükselen isim Cortical oluyor 3-0'lık net bir skorla. Burada GL in tourney you will have fire I'm dedi ve Cortical'a sanırım başarılar diledi turnuvanın kalanında. İngilizcem o kadar iyi değil. Siz daha iyi çevirdiyseniz açıklama kısmından söylerseniz biz de öğrenmiş oluruz. Gerçekten İngilizcem biraz kötü, telaffuzlarımdan da fark ediyorsunuz. Bir tane daha burada turu sonuna geldik. Cortical bir üst tura çıkan isim oluyor. Poster turnuvaya veda etti ve bir sonraki maçta görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Discord kanalımıza gelmeyi ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. Ayrıca kanala da abone olursanız sevinirim.